1940 yılı sonlarına doğru Nazi Almanya'sı orduları Bulgaristan sınırına dayanmış, Bulgaristan'daki Nazi işbirlikçisi hükümet birbiri ardına antiseminist kanunlar ve kararnameler çıkartıp durmuş, ülkedeki Yahudilerin bir kısmını Nazilere teslim etmişti. İngiltere'den büyük güçlüklerle Filistin sertifikası alabilenler ise can havliyle Filistin'e gidebilmenin yollarını arıyorlardı. 3 Aralık 1940 gecesi Bulgaristan'ın Varna limanından denize açılan bir uskuna bazı kaynaklara göre 360, bazılarına göre 327 Bulgar ve Romanya asıllı Maapilmi abluk altındaki Filistin'e götürmek üzere yola çıkmıştı. Panama bandıralı Salvador isimli bu uskuna 1912 yılında inşa edilmiş ve Bulgaristan'a Uruguay'dan gelmişti. Aslında bir nehir gemisi olan 20 metrelik ve 65 ton taşıma kapasiteli bu ahşap tekne eskimiş, bakımsız ve motorları arızalıydı. Bulgaristan'da ona 809 yılında Misya ve Makedonya eyaletlerini birleştiren Çar Korkunç Kurum'un anısına Tsar Kurum Salvador adı verilmişti. Tsar Kurum Salvador'da kabin yoktu, yatak yoktu, havalandırma, pusula ve can yelekleri yoktu. Sadece 80 adet eski emniyet kemeri mevcuttu ve bu şekilde ancak en fazla 30-40 yolcu taşıyabilirdi. Buna rağmen yolcular, İstanbul'a kadar bir römorkör yedeğinde gidileceği vaadiyle seyahat sırasında doğabilecek bütün riskleri baştan kabul etmişlerdi. Ayrıca Bulgar polisi, geri dönüş girişimini engellemek için Salvador'a binen tüm Musevilerin pasaportlarını el koymuştu. Yola çıktıktan 3 gün sonra 6 Aralık'ta İstanbul Boğazı'na giren Uskuna bir süre boğazları demirlemeyi talep etmiş ve Nazi Almanya'sı ile sıkı ilişkiler içerisindeki Türk hükümeti 5 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan ayrılması uyarısında bulunmuştu. Bu 6 gün içerisinde bazı Yahudi yardım kuruluşları gemidekilere yardım etmeye çalışmışsalarda bu hükümet tarafından engellenmişti. 12 Aralık günü öğleden sonra Salvador, Türk hükümetinin uyarıları sonucu bir Türk kılavuz kaptan eşliğinde boğazdan Marmara Denizi'ne yelken yardımıyla açılmak zorunda kalmıştı. Gece Silivri açıklarına gelen tekne çıkan bir fırtına nedeniyle tekrar geri dönmeye ve Boğaz'da sığınmaya çalışmış ancak fırtına ve dalgalar onu Silivri açıklarında sürükleyerek Cambaztepe kayalıklarına savurmuş, iki direği kırılmış ve dağılarak parçalara ayrılmış sonra da batmıştı. Denize dökülen yüzlerce yolcudan yüzme bilenler büyük bir güçlükle karaya çıkmış ancak soğuk hava yüzünden birçoğu Silivri Çorlu karayolu üzerinde donarak vefat etmişti. Bazı kaynaklar 66'sı çocuk olmak üzere 223, bazı kaynaklar ise 246 yolcunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Türk hükümetinin görevlendirdiği kılavuz kaptan da ölenler arasındaydı. Ertesi sabah Silivri sahillerinde hayatını kaybeden 219 yolcunun cesetleri toplanmış, cesetler Silivri Yahudi mezarlığına defnedilmişti. Kazadan 20'si çocuk olmak üzere 111 kişi kurtulabilmiş, kurtulanlar İstanbul'a Galatasaray'da Minare Sokak 17 numaralı Beneberit binasına götürülmüşlerdi. Türk hükümeti bu insanları Bulgaristan'a geri göndermek istemiş, iki ülke arasında sert notalaşmalar yaşanmıştı. Kazazedelerin bir kısmı çeşitli yöntemlerle ve illegal yollarla Filistin'e ulaşabilmişlerdi. Ekim 1996 tarihinde yapılan bir söyleşi sırasında 77 yaşında olan ve Türk Yahudisi eşi Rachel ile İsrail'de yaşayan Albert Fahri, Salvador'dan kurtulanlardan birisiydi. Anne ve babasıyla tekneye bindiklerinde 21 yaşında olan Albert Fahri, tekne parçalandığında nasıl kurtulduğunu hatırlamasa da yaşadıkları trajediyi şu şekilde anlatmıştı. Babamın cesedini kıyıda buldular. Fakat anneminkini bulamadılar. 250 kişi öldü. Sanırım bir o kadarı da kıyıya çıkabildi. Ama hepsi yaşamadı. Biz kurtulanları İstanbul'a götürdüler. 1919'da Bulgaristan'da doğdum. Babam Yugoslav Yahudisiydi ve tabiyetini değiştirmemişti. Altı kardeştik. Çok mutlu bir yaşantımız vardı. Ne yazık ki 1940 yılında Bulgar hükümeti Bulgar vatandaşı olmayan Yahudileri sınır dışı etmeye başladı vatandaşı oldukları ülkelerinde kabul edilmeyen bu Yahudiler genellikle sınırlarda öldürülüyorlardı. Almanlar daha Bulgaristan'ı işgal etmemişlerdi ama Alman zulmünün ne anlama geldiğini biliyorduk. Annem ve babam çaresiz kalınca Filistin'e gitmeye karar verdiler. Yalnız gitmelerini istemediğim için onlarla birlikte yola çıktım. Salvador çürük ve eskiydi. Yolculuğa çıktıktan 2-3 gün sonra fırtına ve dalgaların etkisiyle ikiye bölündüğünde herkes denize döküldü. Korkunç bir şeydi. Annem ve babam öldüler. Babamın cesedini denizden çıkardılar. Anneminkini bulamadılar. Nasıl kurtulduğumu, kaç kişinin kurtulduğunu hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda kendimi kumların üzerinde yatarken buldum. Kurtulanları İstanbul'da Galatasaray, Minare Sokak 17 numaralı Beneberit binasına götürdüler. Kadın ve çocuklarla erkekler ayrı katlarda kalıyorduk. Pis ve bitlenmiş olduğumuz için hepimizi tıraş ettiler. Bizimle çok güzel ve akıllı bir kadın olan Madame Yarhi ilgileniyordu. Birkaç gün sonra su borusundan kaçtım. İspanyolca konuştuğunu duyduğum bir ailenin yanına yaklaştım. Çok iyi insanlardı. Üç ay boyunca bana baktılar. Hatta beni kardeşleriyle evlendirmeyi bile teklif ettiler. Sonra polisin beni yakalamasından korkup beni Berit'e geri döndüm. Beş ay orada kaldım. Daha sonra kardeşlerimi düşünerek Türk bandıralı bir gemiyle Bulgaristan'a geri döndüm. Almanlar Bulgaristan'a girince bizi çalışma kamplarına yolladılar. İki sene kampta kaldım. Bulgar hükümeti bizi öldürmelerine izin vermedi. Çalışma kampı Romanya'ya yakındı. Buzlu bir nehrin üzerinden geçerek Romanya'daki Yahudilere sığındım. Onların yardımıyla kaçak olarak bindiğim bir gemiyle Filistin'e yola çıktım. Filistin hayalleri kuruyordum fakat İngilizler gemiyi durdurarak Kıbrıs'ta hepimizi hapsettiler. Tek Bulgar Yahudisi bendim. Kaçma planları yaptık. Tünel kazarak kıyıya çıkmayı planladık. 18 ay hapislikten sonra tünel kazarak kıyıya çıktık. Kıyıya yanaşan bir tekne Yahudi olup olmadığımı sordu. Evet deyince beni tekneye aldılar ve nihayet 1944'te İsrail'e vardım. Çok kişi bu yolla kaçtı. Kaçamayanlar 4 sene daha hapis yattılar. Hepimiz çok acılar çektik. Ben de çok acılar çektim. İsrail'e geldikten sonra da çok mücadele ettim. Ağır işlerde çalıştım. Dilerim bunların hepsi geride kalsın. Ülkeler birbirleriyle savaşmasın en güzel şey barıştır. Salvador gemisinin battığı yer bunca acının yaşandığı o kumsallar bugün Silivri'de bir tatil sitesinin plajı. Silivri'deki eski Yahudi mezarlığının yerinde ise bugün matematik bilimleri araştırma merkezi var. Bahçedeki birkaç mezar taşı geçmişin izlerini bugüne taşıyan belgeler niteliğinde. Ancak bazı mezar taşları üzerleri silinerek Silivri hamam, hamamının yer döşemesi olarak veya kurna yapımında ve talebe yurdunun inşaatında kullanılmış. Birazı da Doktor Cemal Kozanoğlu'nun kişisel gayretleri sonucunda müze haline getirilmeye çalışılan eski bir sarnıcın içerisinde saklanmaktaymış. Bu korkunç facianın Ekim 1996'da Albert Farhi gibi 77 yaşında olan bir başka görgü tanığı da Silivri'de yaşayan bir Türk Hasan Sezer. O da yapılan söyleşide o gün hatırladıklarını şu şekilde anlatmıştı. Silivri'de nadir görülen bir soğuk ve fırtına vardı. Gemi sabaha karşı cambaz denilen yerde kayalara çarparak batmış. Zaten bunlara o zaman tabut gemi denirmiş. Derinlik az olduğu için karaya çıkabiliyorlar fakat çıktıkları yer dümdüz bir tarla. Atıyorlar kendilerini denize, ıslak, soğuk. O zamanlar Silivri'de elektrik falan yok, ne iz var ne yol var. Saatler sonra yoldan geçen bir kamyon şoförü görüp Silivri'ye gelip Hüseyin'in kahvesinin önüne çekiyor. Sahildeki çalıların arası ceset dolu. Canlıları kurtarmaya gidin diye haber veriyor. Sabah karşı yardıma gidildiğinde zaten çoğu soğuktan donarak ölmüştü. Havraya ve eski Yahudi mezarlığına giden yol bizim evin önünden geçerdi. Arabalar içinde üst üste yığılmış cesetler mezarlığa götürüldü. Silivri Yahudileri kurtulanlara çok yardım ettiler. Ölüleri gömdüler. Battaniye, yiyecek, giyecek taşıdılar evlerinde barındırdılar. Tarlaların üstü ceset doluydu. Yardıma gidenlerin bir kısmı zavallıları soydu. Bunların büyük kısmını jandarma yakaladı. Dikiş makineleri, halıları bile kıyıya vurmuştu. Soyanlardan yakalanmayanlar da hiçbir zaman o malların hayrını görmediler. Sonra kurtulanları İstanbul'a götürdüler. O zamanlar Yahudi çoktu, mahalleleri vardı. Albert vardı, Moiz vardı, bilmem hala yaşıyorlar mı? Bizim yaştakilerin hepsi çok iyi hatırlar. Ekrem, Belkıs Ana, Bektaş iyi hatırlar. İkinci bir gemi de yukarıda Podimada battı. Onlardan hiç kurtulan olmadı. Bizim buradaki yaşlıların hepsi hatırlar diyordu. Salvador faciasından sonra İsrail hükümeti Yahudilere yapılan zulmü insanlığın gözleri önüne serebilmek için çok geniş çaplı bir araştırmaya girişmişti. Silivri Yahudi Mezarlığı'na defnedilen yolcuların naaşları 31 Ağustos 1964 tarihinde İsrail'den gelen bir heyet tarafından İsrail'e götürülerek Heriz Dağı'nda tekrar toprağa verilmişlerdi. Salvador'un trajedisi yönetmen Nisim Mossek'in 2006 yılında çektiği bir belgeseli konu olmuş, filmin bazı sahnelerinin çekimi için ekip günlerce Silivri'de çalışmalar yapmıştı. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim.